Gerçekten yurt dışına yerleşeceğim, her şeyi bırak. Of, ya gerçekten biliyorsa Şadiye'nin yerini? Ha? Bu son iki aydır yaşanan her şey üst üste geldi. Hepsi senin yüzünden. Bu dünyada her şey bir sebep yüzünden olur. Hiçbir şey boşu boşuna olmuyor. Seninle buraya yarım kalan ilişkimizi tamamlamak için geldik Narin. Öyle mi? Sürdürebilmek için mi fırın? Evet, öyle. Tamam, peki o zaman. Hadi gel, gel gidelim çiftliğe. Tamam mı? Kanepeye geri dönelim. İlişkimizin evrene savrulduğu zamana geri dönelim. Her şeyi baştan alalım, olur mu? Ama yapamayız. Neden biliyor musun? Çünkü sen çok büyük bir suç işledin. Narin. O zaman değil ama. O zamanı anlıyorum. Çocuktun tabii. Hata yapabilirsin. Ne var? Sen bu suçu şimdi işledin. Irmak'ın doğum gününde. Ben Irmak'la barışmak için değil. Ben sadece seni tekrar istediğimi, özlediğimi söylemek istedim sana. Beni durduracağını düşündüm Narin. Ve hatta bundan emindim. Ama sen bir korkaksın. Korkak mı? Evet, korkaksın. Zamanında ben korktum ama buna mecburdum. Şimdi sen korkuyorsun. Üstelik buna mecbur değilsin. Alo. Alo. Atıf, ben Can. Deniz'in nişanlısı. Ha. Ya hocam, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Niye söylediğimi de bilmiyorum da. Sadece şimdi şöyle düşündüm. Ha, bu arada bu konuşma hiç geçmedi, tamam mı? Sorguya falan alırlarsa bize. Buyur abi, nedir? Dinlemedeyim. Şimdi yarın sabah Narin'le sizi kaldığınız otele cümbür cemaat basmaya geliyoruz. Ne? Abanta mı? Evet abi, abanta. Şimdi bu biraz enteresan bir telefon konuşması oldu. Peki, tamam, ben kapatıyorum o zaman telefonu. Vallahi ben senin Irmak'tan ayrıldığını falan hatırlamıyorum. Hatta daha geçen hafta kızı sana istemeye gittik. Babamın kendi kendine düzenlediği bir yemekti o. Bana sormadı bile. Beni davet ettiğin bir yemek. Gelmezsin diye düşünmüştüm. Ben sadece beni umursayıp umursamadığını merak ediyordum. Ama senin kılın bile kıpırdamadı. Saçmalama. Ben ne yaptım? O masadan kalkıp peşinden geldim sana. Kararın sessizlik mi diye sordum sana. Yetmedi, ertesi gece evine geldim senin. E işte buradayız. Bu bataklıkta. Bu tavrının başka bir sebebi olmadı. Neymiş? Sana ilk ve son kez soracağım bunu. Eğer cevabın evetse... seninle sonsuza kadar arkadaş kalacağım, söz veriyorum. Hayatında başka biri mi var? Efendim Deniz. Heh, Fırat bak ne diyeceğim. Biz yarın sabah erkenden Aban'da taze aşıkları basmaya gidiyoruz. Senin de işin bittiyse sen de direkt oraya gel. Çok eğleneceğiz. Irmak da gelecek. Akşama hepimiz döneriz. Pazartesi herkes işine gücüne bakar. Kim basmaya gidiyoruz, anlamadım. Ha tabii ya. Senin haberin yok. Yılın aşkı canım. Narin'le Atıf. Öyle mi? Güzelmiş. Benim de buradaki işlerim bitmek üzere zaten. Hangi otel? Ben sana onu öğrenince mesaj atarım. Sen uzakta değilsin değil mi? Kahvaltıya yetişirsin yani. Yok, hayır. Mutlaka geleceğim. Ne olmuş?
Sen önce soruma cevap ver. Evet. Var birisi. Atıf. Atıf demek. İyi. O zaman sevgilini ara. Yarın Deniz seni ve sevgilini otele basmaya geliyor. E yalancı çıkmayın değil mi? Ne? Efendim Atıf? Ya Narin çok manyak bir şey oldu biliyor musun? Can aradı şimdi. Denizlerle beraber yarın Abant'a otele bizi basmaya geliyorlar. Şöyle bir şeyler söyledi. Ne? Ne diyorsun ya? E ne yapacağız? Sen ara bari söyle yani biz geri dönüyoruz, geri döndük bir şey de. Tamam, tamam ben de bitirdim zaten işlerimi çıkarım hemen yola. 24 saat rötarlı ama olsun. Neyse, gelince yüz yüze anlatırım artık. Sen bana şu otelin telefonunu, adresini mesaj atsana kaybolmayayım. Bir şey olmuş. Aldım ben mesajını Narin'cim, hiç merak etme. Ben o zaman oraya doğru yola çıkıyorum. Sabah orada görüşürüz, tamam? Öpüyorum sevgilimi. Tamam, hadi. Denizlere buraya seninle geldiğimi söylemedim haliyle. Tabii değil mi? Uygun olmazdı. Atıf'a da yüz yüze anlatacağım haliyle. Sevgilini bekletmeyelim o zaman. Yolcu yolunda gerek değil mi? Ne de olsa ben de aynı yere davetliyim. Bu kadar mı istiyorsun benden kurtulmanı? Hı? Kendini uydurup bir sevgili yaratacak kadar mı? Allah Allah. Niye uyduruk olsun ya? Ama merak etme. Aşktan yana şansım yok. Bu da fazla uzun sürmez herhalde. Kararlısın yani bu oyunu sürdürmeye. Peki. Yalnız sevdiğini hırpalamak ruslet oynamaya benzer Nâr. Kurşun kendi kalbinde de patlayabilir. Dikkat et. Hayırdır ya, sen nereden çıktın? Buraya gelirken sevgilini yolda buldum. Anlatacağım Atıfcığım, anlatacağım. Ama şimdilik aramızda kalsın tamam mı? Hmm. Hani denizler bilmesin. Biliyorsun ırmak sözlüsü konusunda biraz hassas. E kadınlara aşık olunca dırdırcı oluyorlar ya, o bakımdan. Ama ben sana her şeyi anlatacağım, merak etme. İyi o zaman hadi odamıza geçelim ya. Yani bence sen de bir oda kap. Otel gayet müsait ya. Yorgun gözüküyorsun o yüzden. Ufaklık. Burası senin tepen demek ha? Yoksa sevgilinle mi buluşacaksın? Evet. Defol buradan. Başka bir yerde iyisin tamam mı? Bana bak terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Kaçta bu velet ya? Boş ver boş ver. Hadi gidelim. İşini bozmayalım çocuğun. Aa sevgilim ben de seni bekliyorum. Nerede kaldın ya? Arkadaşların da gelmiş galiba. Merhaba çocuklar. Tamam gel o zaman güzelim. Ne yapıyorsun sen be? Salak! Manyak mısın? Nesin kızım sen ya? İlk gelip sen sarılmadın bana. Burası benim tepem tamam mı? Şimdi siz de gideceksiniz. Hadi 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 hadi! Gel bakayım sen. Biliyorsun sen! Bana bak. Şimdi ya. Bak. Şuna bak. Her şey için çok sağ ol Fırat. Dostluğun için çok teşekkürler. Thank you.
bak, bana anlatacaksın çok şey bana. Teker teker hepsini anlatacaksın. Bu ne böyle ya? Atıf Birsel, yanında genç bir kadın da burada. Eminim tabii lan. Uç hadi, güzel bir patlatırsın. Yahu niye ağlıyorsun şimdi? Ağlamak için çok şey birikti. Anlatmak ister misin? Annemle abim ölmüş. Hem de yıllar önce. Ben hiç aramadım onları yıllardır. Kasabayı terk ettiğimden beri bir daha hiç sormadım, görmedim de. Haberim yoktu. Daha yeni öğrendim. Öğrendiğim zaman Fırat yanımdaydı, sorma niye diye. Kalktık apar topar kasabaya gittik. Mezarlarını ziyaret edeyim diye. Son bir kez vedalaşmak için. O yüzden Deniz'le Irmak bir şey bilmemesi gerekiyor. Uğraşamam şimdi Irmak'la bu kadar şeyin arasında. Ya böyle şeyler düşünme şimdi. Kimseye bir şey söyleyeceğim yok. E zaten şimdiye kadar söylemiş olsaydım şu an burada ne işimiz var değil mi? Sen gerçekten çok iyi bir dostsun. Hadi sen aşağı in istersen. Ben de biraz yalnız kalayım. Yok canım, aşağıya falan inemem. Yani bir yalan attık, gerisini getirelim değil mi? Ya iki gündür görüşmüyoruz, adam aşağıda şekiller mekiller yapıyorum. Özlemişizdir birbirimizi. Şimdi birden aşağı inince olmaz. Ne yapsak? Ben balkona çıkayım. Rahatsız etme seni. Sen burada takıl, yokmuşum gibi. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.